Kıymetli Ereğliler, herkese merhabalar, günaydınlar diyelim efendim. Ereğli'de kapalı spor salonunda şu anda partililer, CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Malumunuz saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı Ereğli'de yapılacak ve vatandaşlar artık yavaş yavaş Ereğli kapalı spor salonuna geliyorlar ve burada gerekli tüm önlemler güvenlik güçleri tarafından alındı ve partililer de şu anda dediğim gibi kapalı spor salonuna alınmaya başladılar. Biz de şu anda Ereğli Haberleri ve Ereğli Haber Merkezi olarak buradan canlı yayında olacağız. Yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında canlı yayında ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi Sayın Başkan, Başkanım, şimdi vatandaşlar geliyor dışarıda. Yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Evet. Yani şöyle bir baktığımızda saatler 1.30'da başlayacak, 13.30'da başlayacak ama salon şimdiden dolmaya başladı diyebiliriz. Evet. Öncelikle bugün bize burada güvenlik güçleri olarak destek veren emniyet mensubu arkadaşlarımıza, komiserlerimize, polis memurlarımıza teşekkür ediyorum ben. Ereğli halkını davet ettik. Evet, yoğun bir katılımla toplantımızın hazırlıkları başladı. Misafirlerimiz gelmeye başladılar. Milletvekillerimiz de şu anda haberler alıyoruz. Yavaş yavaş onlar da. Yavaş yavaş geliyorlar. Genel başkanımız yolda. Herhangi bir aksilik söz konusu değil. Saat 1.30'da Ereğli'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Genel Başkanımız grup toplantısını başlatacak. Evet. Saat tam 13.30'u gösterdiğinde evet. Grup toplantısı başlayacak değil mi? Yani bir gecikme herhangi mahal olmayacak. Şu anda gözüken programda bir aksilik yok. Evet. Bir de vatandaşlar gerçekten de yoğun ilgi gösteriyorlar. Evet. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani herhalde böyle giderse salon almayacak gibi. Evet. Yani Ereğli'deki neredeyse en büyük salonlardan birini biliyorsunuz imkanlar dahilinde gerçekleştirdik. Tabii ki gönül ister ki çok daha büyük salonlarda bu toplantıları yapabilmek. Ama şartlar doğrultusunda burası uygundu. Burada yapmaya yapacağız. Yani ne diyeyim yani ki bu konuda? Yoğun bir katılım var, evet. Bekliyoruz. Size şu an buranın tertibatının ve düzenin sağlanması noktasında işiniz var biliyorum ama son olarak ne ifade edeceksiniz böyle vatandaşı davet? Dün akşam da söyledim. Ereğli halkını bu önemli tarihi güne tekrar davet ediyorum. Bu önemli güne şahitlik etmek isteyen herkesi buraya bekliyorum. 7'den 70'e genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu herkes burada olsunlar. Çünkü gerçekten Ereğli için çok önemli ve tarihi bir gün. Buyurun gelin diyorum tekrar. Peki ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada saat 3'te ki esnaf ziyaretimizi de buradan belirtmek istiyorum. Esnaf sitesi önünde saat 3'te genel başkanımız esnaf ziyareti yapacaktır. Evet. Tüm halkımıza onu da buradan duyurmak istiyorum. Peki. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi Ereğli Kapalı Spor Salonu'nda şu anda canlı yayındayız efendim. Vatandaşlar yavaş yavaş salona doğru geliyorlar ve biz de şu an itibariyle başlatmış olduğumuz yayınımıza ara ara konuklar alacağız. Ara ara sevgili gazeteci Umut Yaygır'la birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Ama öncesinde Konya Milletvekili adayı ve partinin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Gülsün Florinalı hanımefendi var. Merhabalar efendim. Sizlere ve tüm Ereğli halkımıza, sevgili hemşerilerime en içten, en gönülden merhabalarımı iletiyorum. Evet. Şu anda canlı yayındayız Gülsüm Hanım. Evet. Hani az önce Necat Bey de söyledi. Böyle giderse herhalde salon almayacak. Almayacak. Evet. Çok mutluyuz. Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bugün bizlerle birlikte olacaklar. Bunun yanında milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve partimizin üst düzey yöneticilerini Ereğli olarak bugün misafir edeceğiz. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur ve halkımızın bizimle yürek yüreğe bu onuru ve gururu hissederek bizimle bu onuru paylaşmak istercesine bu salonları doldurması benim göğsümü bir kez daha kabarttı. Evet. Teşekkür ediyorum Ereğli. Bir de bu grup toplantısından sonra esnaf gezisi var efendim. Evet, Genel Başkanımız Ereğli'de mümkün olduğunca daha çok vakit geçirmek istedi. Grup toplantısından sonra hemen ayrılmayacak, esnaf sitesinin önünde. Esnaf ziyareti yapacağız. Yine
Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte ve daha sonra da bir iftar programına katılmak üzere kendisini Konya'ya yolcu edeceğiz. Evet, Umut, Gülsüm Hanım sorumlu. Ben de şunu sormak istiyorum özellikle. Tabii ki Gülsüm Hanım Ereğli'mizden, Konya'mızdan milletvekili aday adayı ama onun öncesinde biliyorsunuz partinin üst düzey yöneticilerinden bir isim. Ereğli'mizi Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde temsil eden bir isim. Ben sizi bulmuşken kısacık olarak biliyorsunuz artık genel merkez bazında da Türkiye genelinde de anketler ortada, anketler yapılıyor. Millet İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanı adayının gidişatı ne yönde, bununla ilgili de kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum sevgili Umut. Senin de belirttiğin gibi çok uzun süredir genel merkezde genel merkez yöneticisi olarak görev yapıyorum. Bu ayrıca takdire şayandır. Genel merkezimizin Sayın Genel Başkanımızın Ereğli'ye verdiği özel önemi gösteriyor. 8 yıldır birlikte yol duruyoruz kendisiyle. Bu anlamda ben birçok ilde çalışmalar yaptım. Yani Mardin'de bütün ilçeleriyle birlikte, Diyarbakır'da, Amasya'da, Nevşehir'de, Niğde'de birçok alan çalışması yaptım ve şunu gördüm. Evet, bugün Ereğli 13. Cumhurbaşkanı adayını değil, 13. Cumhurbaşkanını ağırlıyor. Evet, şimdi ben özellikle düşünüyorum. Şimdi hani her ilçenin başına gelebilecek bir durum değil bu. Yani hani CHP her ilçede grup toplantısı yapmaz. Ereğli bu noktada şanslı bir gazeteci olarak sorarsanız eğer. Bir de hani vatandaşlar şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinde Ereğli için bir müjde bekliyorlar. Sizce bu müjde ne olabilir? Bir tüy aldınız mı? Genel Başkanımız, her şeyden önce söylediğiniz çok doğru. Tarihinde ikinci kez bir ilçede grup toplantısı gerçekleşiyor. İlki Antep'in Nurdağ ilçesiydi. Deprem dolayısıyla. Evet, deprem dolayısıyla. Hem orada çok geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Ardından da saha çalışması yapıldı. Ne mutlu bizedir ki ikinci ilçe bizim ilçemiz Ereğli. Ereğli kentimiz diyoruz artık. Ereğli'ye müjdeleri mutlaka olacaktır. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu yeni değil, yıllardan beri sürekli Ereğli'nin il olması gerekliliği üzerinde bütün müjdeleri verdik. Yasamada da, mecliste de üzerimize düşeni milletvekillerimiz sonuna kadar gerçekleştirdi. Gerekli kanun teklifini verdiler. İnşallah Ereğli'nin il olması bizim iktidarımıza, Millet İttifakı'nın iktidarına nasip olacaktır. Evet, peki ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. Kolay teşekkürler. Değerli izleyenler, şu anda Ereğli Haber Merkezi ve Ereğli Haberleri ekibi olarak şöyle alayım lütfen efendim. Hani oradan iş yapanların da önde durmuş olmayalım. Ekip arkadaşlarımız şu anda evet yayındalar. Ereğli Haber Merkezi ve Ereğli Haberleri olarak Ereğli Kapalı Spor Salonu'ndan gerçekleştirmiş olduğumuz bu yayına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıp grup toplantısına başlayana kadar devam edeceğiz efendim. Ara ara ekip arkadaşlarımız salondan da zaten görüntüleri sizlerle paylaşacaklar. Şimdi Sayın Gönülal, aday adaysınız efendim. Evet. Hani hem Sayın Florinalı Hanım hem de Necat Türktaş yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Böyle giderse salon almayacak dedi. Siz ne diyeceksiniz bununla ilgili? Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir bunun hazırlığı içerisindeyiz. Millet İttifakı olarak da 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'nu Ereğli'mizde en güzel şekilde karşılayacağız. Salonun kalabalık olması evet bu iktidara geldiğimizin göstergesi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Duymayan bu arada da tekrar davet ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu Kapalı Spor Salonu'nda saat 1.30'da ve 13.15'te de esnaf sitesi önünde esnaf gezisi yapacağız. Bütün Ereğlileri bekliyorum. Bize destekler için de şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Ereğli için bugün nasıl bir müjde bekliyorsunuz Sayın Gönül? Ben herhalde illik olur öyle mi? 5 yıldır ilçe başkanlığı yaptım. Genel başkanımızla her görüşmemizde genel başkanımızın bir sözü var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Ereğli il olacak diye. Bize söylüyor. Hatta 134 tane milletvekilimizde de önerge verdik ama çoğunluk, meclis çoğunluğu bizde olmadığı için sümen altı edildi. CHP iktidarında Ereğli il olacaktır. Bunun da müjdesini burada vereceğini düşünüyorum. Evet.
Ereğli'de hak ediyor aslında il olmayı da. Bir de şimdi belki duymayan kıymetli vatandaşlar vardır. Hani özellikle bekleniyordu efendim. Dün akşam saatlerine doğru da belli oldu, açıklama yapıldı. Evet. Sayın İmamoğlu ve Yavaş'a halkın da bilgisi var. Onlar da katılacaklar programa. Evet, bizim de dün akşam haberimiz oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Ereğli'ye gelecek. Halkımızla kucaklaşacak. İnsanlarımız da dertlerini dinleyecekler. Özellikle esnaf ziyareti yapacaklar. Bununla birlikte yaklaşık 134 civarında da milletvekilimizin gelmesi bekleniyor. Genel başkan yardımcılarımızın büyük bir bölümü gelecek. Grup başkan vekillerimiz gelecek. Aslında biz çıkarma yapıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ereğli'ye. Bu da bizim partimizin ve Millet İttifakı'nın Ereğli'ye verdiği değeri gösterir. Biz sözle değil, eylemle bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah Ereğli'li vatandaşlarımız da Millet İttifakı adayına gerekli desteği ve teveccühü gösterirler. Ereğli'nin de il olmasının önünü açarlar. Evet, peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun, ağzınıza kolay sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Şimdi sevgili Umut, dediğim gibi artık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp grup toplantısına başlayana kadar biz Ereğli Haber Merkezi ve Ereğli Haberler olarak burada bir canlı yayın yapacağız. Evet. Ereğli basında da bu ilk, bunu da ifade edelim. Hani bu da halkımıza ulaşma noktasında güzel bir çalışma oluyor. Sen ne diyeceksin? Sen konuş, ben ara ara da yine konuklarımızı alacağım. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayını gerçekleştirdiğinizden. Tabii ki ifade ettiğiniz gibi Ereğli tarihi bir merhaba dedi, günaydın dedi. Tabii hem Türkiye tarihinde hem de Ereğli'nin tarihinde bir ilki yaşıyoruz bugün. Bir genel başkanın grup toplantısının, tabii ki muhalefet, ana muhalefet partisinin genel başkanının tüm milletvekilleri, MYK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleştireceği bir grup toplantısını bugün Ereğli hep birlikte yaşayacak. Tabii ki bu Ereğli'ye verilen bir önemin en önemli göstergelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum değerli Özcan. Bunun yanı sıra tabii ki bu tarihi güne şahitlik etmemize vesile olan en büyük nedenlerinden birisi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yani tarihte ilk kez bir Cumhurbaşkanı adayının Ereğli'de bir miting havasında diyelim artık bu grup toplantısının ötesinde sabah saatlerindeki vatandaşların gelip kapıda beklemesi ve ilk saatler itibariyle salona alınması ve daha programa yaklaşık 2 saat varken salonun %70 oranlarında doluyor olması bugünün önemini bir kez daha bizlere göstermiş oluyor. Tabii bunun yansımaları seçimde ne denli olacak, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Tabii ki hem ulusal anlamda hem de bölgesel bazda yapılan anketlere bakıldığında yine Millet İttifakı'na yönelik tabii ilginin de arttığını söylemek pek tabii mümkün. Bunun da bir göstergesi olarak da bugüne kadar görünmemiş bir şekilde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarına bir ilgi, alaka ve olduğunu, ilgi ve alakanın olduğunu söylemek pek tabii mümkün. Ve bunun yanı sıra tabii sen de uzun yıllar gazetecilik yapıyorsun, ben de uzun yıllar gazetecilik yaptım. Hiçbir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve diğer Millet İttifakı'nın paydaşlarında görmediğimiz heyecanı salonlarda, toplantı yerlerinde görüyoruz, üyelerde görüyoruz. Mesela yani daha önceki seçim dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylarını sahada henüz listeler açıklanmamışken görmemiştik. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Örgütü'nün de yapılanmasıyla ve iyi bir koordinasyonuyla aday adayları şu anda adaylarmışçasına sahada, çarşıda, pazarda, toplantı yerlerde, kahvelerde, kafelerde, her yerde geziyorlar ve ciddi anlamda Millet İttifakı'nın bu anlamda ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Yine tekrar döneceğim. Ben Ozan Bey, size şöyle yayın almak istiyorum efendim. Şimdi burada Sayın Milletvekili adaylarımızla birlikteyiz. Şu anda canlı yayındayız. Şöyle hatta ortaya geçin. Tamam. Ben şöyle yapalım.
Ne diyeceksiniz efendim? Malumunuz artık kalabalık yavaş yavaş toplanıyor. Siz de şu anda Konya Milletvekili aday adayısınız. Arkadaşlar ilgi alakanızdan dolayı öncelikle size teşekkür ediyorum. Bugün tabiri caizse tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Daha 2 saat var Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesine. Fakat halkımız şu an yarısını doldurdu salonun. Ben daha önce birçok genel başkanlık yarışının yaşandığı kurultaylar gördüm. Birçok mecliste kendi yerinde grup toplantılarına katıldım ama ilk defa bu kadar çok heyecanlanıyorum. Çünkü ilk defa bir cumhurbaşkanı adayımız Ereğli'ye büyük bir teveccüh göstererek bir millet buluşmasını Ereğli'de yapıyor. Bu sadece bir CHP işi değil, bu AK Partililerin, MHP'lilerin, İYİ Partililerin gurur duyması gereken bir iş. Biz çok heyecanlıyız. 8 tane milletvekili adayı arkadaşımızla beraber bu heyecanı yaşıyoruz. İnşallah Ereğli'den Cumhurbaşkanımızı güzel konuk edeceğiz. Sonrasında da Cumhurbaşkanımızı inşallah Ankara'ya Eminellere teslim ederek göndereceğiz. Bir de esnaf ziyareti var efendim bu programın hemen ardından. Sayın İmamoğlu ve Yavaş'la katılacak. Onu bizzat genel merkezimiz özellikle istedi. Çünkü dedi belki kalabalıktan dolayı salonlara sığmayacak bir kalabalık yaşarsak ve mesai saatleri içerisinde de olduğu için gelemeyecek vatandaşlarımızı bizler görmek istiyoruz dediler. Ereğli'mizin en kalabalık meydanında, Yunus Emre Meydanı'na bakan tarafta inşallah ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. O da eşsiz, çok görkemli, güzel bir buluşma olacak. Ereğlilerin bu anın keyfini çıkarmasını istiyorum. Sağcı solcusu yok, AK Partili MHP'lisi yok. Bugünün, bu güzel anların tadını çıkaralım. Ankara'dan bir adayımız geliyor, onu güzelce kucaklayalım istiyoruz. O bu kadar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın İl Başkanım efendim, öncelikle hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı. Şu anda canlı yayındayız efendim. Malumunuz az sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı Ereğli'de gerçekleştirecek. Tüm ana kademe burada olacak efendim. Siz de şu anda geldiniz, yerinizi aldınız, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız. Yani burada Ereğli'de olmasına çok heyecanlıyım. Çünkü Ereğli'de bizim Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi, oy veren ya da destek veren vatandaşlarımızla burada genel başkanımızın buluşması bizim için çok değerli. Bu millet buluşması Trabzon'da, diğer illerde de yapılacak. Burada halkımızla kaynaşıp adalet, liyakat, Konya'daki sorunu dileri getirecek. Biz hepimiz elimizden geldiğimiz kadar sahada Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı göreceğiz. Hep birlikte başaracağız, birlikte başaracağız diyorum. Sizi ben bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Konya'da bu dönem kaç vekil çıkaracak? Yani genel merkezle görüşüyorum, orada belli olmadı. Çünkü tek listemi İl başkanı olarak belli değil. Şu açıdan söylüyorum. İl başkanı olarak tek liste gitme taraftarıyım. Dile getirdim. İttifak konuları konuşuluyor. Onu netleşmedi. Biz tek adayımızla gidersek güçlü bir şekilde milletvekili çıkaracağımızı düşünüyorum. Kendi bölgemizden emeğe geçmiş insanlarımızın olması istiyoruz ama genel merkez nasıl takdir görürse 301 hesaplanıyor. Meclis çoğunluğu da hesaplanıyor. Genel merkezin alacağı saygı duyup sahada çalışmamıza, aynı ondan sonra da öncekinde olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli hocam, dedik ya Karaman'dan, Konya'dan, Aksaray'dan, Niğde'den çok değerli isimler artık burada. Tabii ki Karaman hemen kardeş ilimiz, yan tarafımızda hemen. Karaman'ın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı ve önceki dönem il başkanı da aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum Mustafa Cem Kaan Hoca ben. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Ereğli'de olmaktan gurur duyuyoruz. Çok teşekkür sonuçta ederim. Komşu ilişkilerimiz, tarihe dayanan bağlarımız evet. Var. İnşallah Millet İttifakı iktidarında da bölgemiz hem Ereğli hem Karaman gereken değeri görecektir. Evet. Salonu da görüyorsunuz. Ciddi bir coşku hakim. Aha. Tabii ki bir cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı adayının bir ilçede grup toplantısını yapıyor olması ve aday pozisyonundayken bir ilçede vatandaşlara hitap edecek olmasını nasıl değerlendirirsiniz bir siyasetçi olarak? Şimdi şöyle, Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz daha önce Karapınar'da, Akşehir'de buna benzer programlara katıldılar. Sadece bir grup toplantısı olarak ilk yalnız. Tabii grup toplantısı ilk. Daha önce bölgemizde bir Niğde'de yapıldı biliyorsunuz grup toplantısı.
Bizim gibi küçük illerde, Anadolu'nun değişik illerinde, ilçelerinde bu toplantıların yapılması çok önemli. Çünkü evet. halkımıza ciddi bir hareketlilik getiriyor. Evet. Artı Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonraki ilk toplantısı, grup toplantısı. Ereğli'yi seçmiş olması da bizim için önemli. Belki seçim dönemi, kampanya dönemi gelince daha çok mitinglerle bu iş yürüyecek. Belki büyük illerde yürüyecek. Onun için Ereğli'de kendisini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Bu dönem milletvekili çıkartabilecek mi efendim? Karaman'da orada zaten nasıl? Bizim bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz var. Bizim hedefimiz ya o. Bu dönem beklentiniz? Biri ikiye çıkarmak. Direkt. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin. Efendim devam ediyoruz. Umut. Ekip arkadaşlarımız şu an beni duyabiliyorlar mı bilmiyorum ama bir yandan da gözüm yoğun kalabalık içerisinde onları arıyor. Evet. Salondan da eğer böyle geniş açılarda görüntüler almaya devam ediyoruz. Evet. Peki. Köksal Bey. Siz de alalım Köksal Bey. Buyurun efendim. Çok kısa olarak hani Köksal Florinalı'yı Ereğli artık biliyor sayın baro temsilcimiz. Siz de kısa olarak lütfen duygularınızı anlatın. Tabii ki benden önce mülakatlanan arkadaşlarımız da dile getirdiler. Sayın Genel Başkanımız daha önceden de Ereğli'ye ziyaretleri olmuştu. 2014 yılında belediye başkan adayı olduğum dönemde de Sayın Genel Başkanımız da Uğur Mumcu Meydanı'nda, Yunus Emre Meydanı'nda çok görkemli bir miting gerçekleştirmiştik. Kendisinin Ereğli'ye verdiği önemi artık her birimiz biliyoruz. Genel merkezde bir genel merkez yöneticimiz var. İlçe örgütümüzün katkılarıyla da bugün genel başkanımızı burada misafir edeceğiz. Umarım bu şölene tüm Ereğli halkı ortak olacak ve bu onuru bizlerle birlikte yaşayacaktır. Siz basın mensubu arkadaşlarımıza da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir adayımız daha geliyor. Kimi alıyoruz efendim? Sayın Doktor Ali Sayar Bey'i de alalım. Kıymetli hocam şöyle buyurun lütfen. Efendim dediğimiz gibi yayınımız esnasında farklı konuklarımız olacak. Kıymetli hocam şu anda canlı yayındayız. Ereğli Haberleri, Ereğli Haber Merkezi. Şu an Ereğliler izliyor. Neler söyleyeceksiniz bu programla? Bu aslında Ereğli'nin göstergesi. Bizim için, hepimiz için bir onur. Genel Başkanımız, Meclis Grubumuz, 4 Milletvekilimiz Ereğli'ye geliyor. Ereğli'de yapılması güzel bir müjde içeriyor diye düşünüyorum. İnşallah Genel Başkanımız dile getirecek bunu. Ereğli'yi il olarak görüyoruz. Biz buna bu anlamı çıkarıyoruz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Ereğli'mizi il olarak göreceğiz. Bu evet, toplantı onu gösteriyor. İnşallah efendim. Peki İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bir de Sayın Halil Ercan alalım. Şu anda canlı yayındayız Sayın Halil Ercan. Dün de izlediniz ama bugün de yine şu an bizleri izleyenlere yönelik neler ifade edeceksiniz? Ben buradan tüm Ereğli halkını selamlıyorum. Evet, çok coşkulu. Bizler için çok mutlu bir gün. Ereğli'miz için mutlu bir gün. Dediğimiz gibi genel başkanımız 134 milletvekiliyle geliyor Ereğli'ye. Bu bağlamda gerçekten bizleri onur ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi için Ereğli'nin değeri bir kez daha ortaya çıktı. Hep söylüyorduk, Ereğli hak ettiği yere, hak ettiği konuma Cumhuriyet Halk Partisi ile gelecek diyorduk. Bugün de bunun bir göstergesi. Daha görüyorsunuz iktidar olmadan Ereğli için güzel şeyler olacak. Ereğli'mizin il olması noktasında inşallah güzel şeyler olacak. Bugün inşallah o müjdeyi de alacağımızı düşünüyorum ben. Sayın Genel Başkanımız bizi onur edecek bu noktada. Gerçekten ben Genel Başkanıma, bütün partinin yürütme kurulu organlarına, milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah alnımızın akıyla bugün ağırlayacağız Ereğli'de. Şölen havasında bir grup toplantısı olacak. İnşallah Ereğli olarak misafirlerimizi en iyi şekilde yapacağız. O yüzden de müjdemizi de alacağız. İnşallah iktidara beraber yürüyeceğiz. Şimdi Sayın Halil Ercan, hani salon şimdiden dolmuş durumda. Evet, herhalde evet. 13.30'a kadar salon kimseyi almayacak. Salon almayacak, ben öyle umut ediyorum. Dışarıda da bir bu kadar. Çünkü az önce bir giriş çıkış yaptım. Dışarıda da bekleyen çok insan var. Almayacak. Ereğli de gerekeni yapacak inşallah bu noktada. Peki. Ben buradan buraya gelen, destek veren herkese, tüm Ereğli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Çok ayaklarınıza sağ olun. Sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, konuklarımızı almaya devam ediyoruz.
Şu anda sosyal medya hesaplarımızdan yayında olduğumuzu ifade edelim. Şöyle salona bir baktığımızda gerçekten de salon oldukça dolu. Ereğli halkı hani hafta içi olmasına rağmen yoğun bir ilgi gösteriyor. Sevgili Umut, Sayın Tatlıdil'de bir konuk edebilir miyiz? Efendim, dediğimiz gibi yayınımız şu anda Ereğli Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor. Ve burada yayın boyunca farklı farklı konuklarımızı programımızda ağırlamayı sürdüreceğiz. Sayın Tatlıdil, hoş geldiniz. Şimdi aldığımız tüm konukların ağzından çıkan cümle aynı. Hani program 1.30'da ama salon herhalde almayacak. Valla Ereğli'mizin işte garibanlığını buradan da görün. Bir liderimiz geldiği zaman karşılamak için kapasitesi yüksek bir salonumuz olmadığı için mecburen kapalı spor salonumuzu tercih ettik. Kültür merkezinin biliyorsunuz kapasitesi 650-700 kişi. Bugün burada yapmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz işte artık mevsim bahar mevsimi. Yağışın, rüzgarın, her an her şeyin olabileceği bir mevsim. Bizim amacımız da zaten salonu patlatmak, dışarılara taşmak. Bu coşkuyu Cumhurbaşkanımıza hep birlikte göstermek. Ve dün ilçe başkanımızı da konuk ettiniz. Ereğli'ye de bir sıra alabilmek tabii ki. Bu Ereğli'deki bu coşkuyu gördükten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda değerlendirecektir. Ereğli'nin coşkusunu, dinamiklerini ve sevgisini görüp bizlere bu konuda zaten verdiği değeri daha fazlasını verecektir. Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda diyeyim. Ereğli'ye benim ilçe başkanlığımda 3 kere geldi ve 3'ünde de mitinglerinde Ereğli'ye il sözü verdi. Şu anda da bekliyoruz. Evet. Zaten vermese de vermişti. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutan bir insan. Sözüne sadık bir insan. Zaten biliyorsunuz sloganımız sana söz. Yani halkımıza verdiğimiz her sözü Millet İttifakı yönetiminde ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiç kimse şüphesi olmaz. Bir de ziyareti değinir misiniz efendim? Bir hani esnaf ziyareti var öğleden sonra. Evet. Buradan çıkınca genel başkanımız da o bölgede kısa bir esnaf ziyareti yapacak. İnsanlarımızla ve esnaflarımızla muhabbet edecek, dertlerini dinleyecek ve sonrasında da belki küçük bir konuşma ya da olmadan Konya'daki akşam iftar töreni için Konya'ya gidecek. Konya'da önce Mevlana ziyareti ve sonrasında iftar programından sonra Ankara'ya, başkentimize tekrar dönecek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Umut, dilersen kısa bir ara verelim. Yine az sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. Yine az sonra canlı yayınımızı kaldığımız yerden sürdürelim.